Ben bir şiirle başlamak istiyorum. Nazlı'na selam diyorum. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil ve harman yerinde 9 zilli köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki hayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran, kimi der çocuk doğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne hayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, başım, yavrum, annem, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır. Değerli konuklar, tarlalarda pamuk toplayan işçi kadınlara, fabrikalarda çalışan emekçi kadınlara, kürsüden seslenebilen kadınlara da, alın teriyle, bilgisinin gücüyle, mücadeleci ruhuyla hayatın tüm alanlarında emeğini esirgemeyen kadınlara selam olsun. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğimize hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, Milletvekili Sayın Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Dilek Balkaç Üzümcüler ve Avukat Aybüke Çakırel Şenzekin sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü etkinliğimizde hep birlikte kadınız, güçlüyüz, yalnız değiliz diyeceğiz. Sözü değerli konuklarımıza vermeden önce bugünkü etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Nazan Özsoy'u kürsüye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli konuklarımız, sevgili emekçi kadınlar, sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce ilk Oda Başkanımızın bir çalıştay programından dolayı programa katılamadı. Sizlere selamlarını ve her zaman destek olarak burada olduğunu iletmemi istedi. Onun adına selamını iletiyorum sizlere. 8 Mart bu özel gün hem hüzün hem de kadınların bir arada var olma mücadelesini yıllardır seslerini daha fazla haykırdığı bir gündür. 1857'de erkek egemen İş dünyasında eşit haklarla var olma mücadelesinde bulunan 129 kadın emekçinin can verdiği gündür. Ruhları şad olsun. Bu tarihi hepimiz biliyoruz. Her zaman bu konuşuluyor bu konuda bu etkinliklerde. Ama o kadar önemli ki, o kadar büyük bir mücadelenin başlangıcı ki bundan bir cümle de olsa söz etmeden geçmek istemiyorum. Dünya üzerinde emekçi kadın mücadelesinin başlamasına neden olan bu elim olaydan tam 53 yıl sonra 1910 yılında Kopenhag'da Uluslararası Kadın Konferansı kuruluyor ve Clara Zetkin'in önerisiyle Dünya Emekçi Kadınları Anma ve Mücadelelerini Kutlama Günü olarak kabul ediliyor. Bu kararla 110 yıldır emekçi kadın mücadelesi her yıl biraz daha devam ederek artıyor ve kadın erkek ayırmadan her gün yaşam ve haklarını, kararlarını adına eşitliğe biraz daha yaklaşmak için mücadele eden tüm dünya kadınlarını buluşturuyor 8 Mart. Kadın yaşamın her yerinde. İşte, sokakta, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasal hayatta. Bu sebepledir ki günümüzde artık kadın mücadelesi, toplumda cinsiyet eşitlik farkındalığının oluşturulması ve yaygınlaştırılması için bu konuda halkın, kadınların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesiyle devam etmesi gerekmektedir. Bunu böyle düşünüyorum. Ve böyle umuyorum bundan sonrası için.
İş dünyasında kadın istihdamının artırılması gereklidir. Buna destek verilmelidir. Artık zaman beyin bilir değil, ben bilirim, beynim bilir olmalıdır. Değerli konuklarımız bahsedeceklerdir biliyorum, tahmin ediyorum. Çok önemli. 6284 sayılı İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Son yıllarda artan kadın ve çocuk şiddet eğilimlerinin karşısında şiddetin önlenmesi anlamında büyük ışık tutacak olan bu sözleşme, yeni yasama yılında çok büyük beklentilerimiz vardı ama bunu karşılayamadı maalesef. Hatta bazı maddelerinde eleştirilere konu oldu ya da bazı bir değişikliklere sebep olunmaya çalışılıyor. Ama biz buradaki mücadelemizi her zaman devam ettireceğiz. Çünkü bu sözleşme çok önemli. Neden önemli? Bu sözleşme çocuk gelinlere dur diyecek. Taciz, tecavüz suçlarında kadın ifadesi es geçilmeyecek. Rızası vardı denilmeyecek bu sözleşmeyle. Ev içi şiddetle mücadele eden kadınlara, çocuklara ekonomik özgürlüğünü kazandırılması için onlara destekleyecek politik yolları açacak, teşvikleri getirecek. Başta özellikle kadın ve çocuklara yönelik cinsel şiddet, kadın cinayetlerini durdurmak, her türlü şiddetin suçlar bu sözleşmeyle tam kapsamlı şekilde tavır alınmasını sağlayacak. Uygulanan her madde günümüzde her gün artarak devam eden kadın cinayetlerini durdurmak, her türlü şiddetin karanlıkta kalan şüpheli ölümlerin araştırılması mücadelesi için bir basamak olacaktır. Sadece 8 Mart'larda değil, biz bundan sonra her gün asla yalnız yürümeyeceksin sloganıyla iş dünyasındaki ekonomik eşitlik, her türlü mobbing, tacizlere son vermek için, cinsiyet ayrımcılığına son vermek için, bu haklı mücadeleyi her platformda dile getirmek için omuz omuza emek mücadelemizde beraber olmak dileğimle sözlerimi Nevzat Tarhan Hoca'nın çok sevdiğim bir sözüyle son vermek istiyorum. Kadınların artık hüzünlü prenses olmaya bırakıp bilge kadın olmaya ihtiyaçları vardır. Okumak, düşünmek, fikirleriyle var olmak günümüz kadınlarının temel görevi olmalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Oda Başkan Yardımcımız Sayın Nazan Özsoy'a açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sözlü konuşmalarını yapmak üzere değerli konuklarımıza vermeden önce Yalnız Değilsin adlı kısa filmimizi izleyeceğiz. Beni seviyor. Kıskanıyor sadece. Seven adam kıskanır. Ben de zorladım bunu aslında. Benim de hatalı olduğum yerler var. Tanrım bana güç ver artık dayanamıyorum. Oraya geri dönemem. İnsanların birazcık metanetli ol. Sağlam durmasını bil. Fırsatan da kapatmıyor artık. Kapatmıyor. Beni yaramalıyım. Ne olur. Öyle şeyler olur canım. Yüzümün haline bak. Gayet normal. Tanrım. Hepimizin hayatı çok mu kolay? Thank you.
Şimdi sunumlarını yapmak üzere değerli konuklarımızı tek tek kürsüye davet ediyorum. Öncelikle Sayın Milletvekilimiz Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Evet, herkese merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle önemli bir organizasyonda beni de davet ettiğiniz için Nazan Başkanımı göremedim. Pardon. Buraya gelin başkanım, arkaya geçmişsiniz. Evet. Hakikaten kadın dendiğinde o kadar söylenecek, anlatılacak çok şey var ki, konu var ki. İşte bir yandan kadın cinayetleri, bir yandan ekonomik boyutunda istihdamdaki yeri, ücretteki adaletsizliği, eğitimdeki durumu ve işte en önemlisi de belki en çok üzerinde durulması gereken de aslında toplumsal cinsiyet eşitliği. O yüzden bu tür konuşmalar, paneller, etkinlikler çok 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 önemli. Dilerdik ki bu tabii özellikle merkezi yönetim tarafından çok daha sistemli, çok daha programlı bir şekilde, çok daha koordinasyonel, bütün ülkede, her alanda, bütün meslek gruplarında, işte askerlikten tutun, hakikaten ilk eğitim, ilk öğretimden üniversiteye kadar, yüksek lisansa kadar her alanda yaygınlaştırılsın ve hızla bu mücadele bizden sonraki nesillere bırakılmayacak şekilde tamamına erdirilsin isterdik. Ama maalesef mümkün değil, yaşıyoruz hep birlikte. Ben hep onu söylüyorum. Hani bir araştırmada şöyle deniyor. Şimdi bütün tedbirler alınsa toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi, işte bu cinayetlerin bitmesi, bu sorunların bitmesi için bir 150 yıla, ortalama öyle diyelim, 150 yıla ihtiyaç var. Bunu hızlandırmak bizim elimizde. O yüzden artık işte çok değerli, çok önemli sivil toplum kuruluşları, işte Dilek ablaların çalışmaları, videoyu da izledik. Meslek odalarının bu tarz çalışmaları. O yüzden çok önemli, çok anlamlı. Peki ne yapmak lazım? Kadın mücadelesi tabii bin yıllardır sürüyor. O yüzden hatta şöyle, bilir misiniz, ilk kadın hakları bildirgesi 1791 yılında yayınlanmıştır. Tabii öncesi de var, çok çok öncesi. Ama bildirge o zaman yayınlanıyor. 1789'da Fransız devrimi gerçekleştirildikten sonra, hani anayasalar yapılırken hep tartışıyoruz ya, işte insan hakları bildirgesi, Fransız yurttaş hakları bildirgesi, efendim işte yayınlanmıştır, kuvvetler ayrılığı olması gerektiği söylenmiştir vesaire vesaire. Orada yurttaş diye bahsedilen kişi erkekler. O yüzden kadınlar da diyorlar ki 2 yıl sonra siz bu, biz birlikte mücadele ettik, özgürlük mücadelesi verdik ve siz maalesef sadece kendinize aldınız bu hakları ve bir kadın hakları bildirgesi yayınlıyorlar. Diyorlar ki biz de vergi veriyoruz. Her kadın tıpkı erkekler gibi özgür doğar ve yurttaştır. Haklarının olması gerekir. Yasaları birlikte yapmamız gerekir. Bizim de temsil etmemiz gerekir. Bizim de katılmamız gerekir. Yönetimlerde bulunmamız gerekir diyorlar. Ve işte o günden beri de hep böyle bu mücadele sürüyor. Ve işte bugünün tarihi arka planını anlattı Nazan Başkanımız. Eşit ücret meselesi hala sürüyor. Geldiğimiz bu çağda hala kadınlar maalesef istatistiklerde aynı işi yaptıkları erkeklere nazaran çok daha az ücretlerle çalıştırılıyorlar. Ama ve istihdamdaki yerleri de daha az. Baktığımızda bunun altında tabii siyasi sahiplerin söylemlerinin olduğunu da görüyoruz. Maalesef bu ülkede kadınlar iş aradığı için işsizlik var denilebiliyor en yüksek makamda. Bunun yansımaları da tabii ki topluma
maalesef yansıyor. Kadının istihdam oranı erkeklere göre daha düşük olarak gerçekleşiyor. Ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Bence hepimiz şunu yapmalıyız. Ya hepimizin bilinçaltında ister istemez bin yıllarca süre gelmiş erkek egemenliğinin yerleştirdiği bir dil, bir bilinç var. Onu bir şekilde aşmamız lazım ve bizden sonraki nesillere bunu aktarmamamız lazım. Mesela ne demememiz lazım? Yani cinsiyetçi söylemleri bir kere terk etmemiz lazım. Aklınıza gelen ilk şeyler... Adam gibi. Evet, adam gibi. Başka mesela... Karşılaşıyoruz ya, ben sitede bizim jenerasyonun çocuklarıyla bile karşılaştığımda duyuyorum. İşte bir şey oluyor, böyle çocuklar aralarında konuşuyor. Erkek çocuğu şey diyor. Ben kız mıyım ya diyor, onu bilmem ne yapacağım falan diyor, işte takacağım diyor ya da falan. Gerçekten yani bu, o çocuğa bir şekilde bir yerden işleniyor ya, yani aileden, belki babası, belki annesi. Annelerden de duyuyoruz bu söylemleri maalesef. Hani işte birisi güldüğünde ya karı gibi gülüyorsun denir mesela. Yani işte erkek gibi adam, şey erkek gibi kadın denir gibi. Yani bir kere bunları terk etmemiz lazım. Örneğin önce buradan başlamamız lazım. Çünkü bunlar kadının ikinci sınıf birey olduğu şeklinde bir şey yerleştiriyor bizim bilinçaltımıza. Ahmet Başkan, nasıl bir şey geldi aklınıza oradan? Bir erkekçi söylem. Adam gibi adam. Adam gibi. İnsan gibi insan. Evet, insan gibi. Evet, yani bir kere bunları terk etmemiz gerekiyor. Bir de terk edemediğimiz şeyler var maalesef. Geçen sene, evvelki sene Nilüfer Belediye'miz bir konferans düzenlemişti. Gerçi bir nedenle iptal olmuştu ama şimdi konferansın sunumunu yapan işte belediye başkanı o dönemde yazıyor efendim şeyde, davetiyede Mustafa Bozbey diyor, işte konuşmacılar işte Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu falan. Şimdi şöyle bir baktım, ilk dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Şimdi kadınlarla ilgili konuşacağız. Biri bey, Bozbey. Biri bıyık, Karabıyık. Biri oğlu, Kayışoğlu. Dedim ki tamam, biz bunları değiştireceğiz de bilinçaltımızın soyadlarımızı nasıl değiştireceğiz? Yani bu erkek egemenliğini nasıl ortadan kaldıracağız? Maalesef mümkün olmayan şeyler de var böyle. Hatta bir gün mecliste oturdum, işte divanda, divan kâtip üyesi olduğum için orada konuşmalar sürerken biz yerimizden kalkamıyoruz. Listeyi taradım. İşte 50 civarı soyadı oğlu olan, yani yüzü geçkin 500 kişi arasında işte bey, paşa, işte sakal, bıyık, oğlu, dede, baba gibi şeyler var hakikaten. Yani kadın bütün tarih boyunca yok sayılmış. Yani kadın yok sanki. Hani hiçbir yerinde yok hayatın, toplumun. Bütün soy da erkekten geliyor. Her şeyi erkek belirliyor. Böyle bir süreçten geçmişiz. Bugün tabii böyle çok normal gördüğümüz, günlük yaşantıda çok doğal karşılanan şeyler var ama bunların bile hakikaten büyük mücadelelerle bir kazanım olarak elde ettiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Hani bilirsiniz işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında Adalet Bakanlığı'nda iki stajyer, belki çoğunuz biliyorsunuzdur, bilmeyenler olabilir, kadın lokantaya gidiyorlar öğlen arasında ve işte çok tuhaf karşılanıyor. Sonra Atatürk evlerine gittiğinde, ya nasıl olur böyle bir şey, nasıl gider kadınlar lokantaya, işte hani bu bile, yani bugün bizim bireysel olarak şu an buradan çıkıp hepimiz bir lokantaya gidip yemek yiyebiliyoruz ve tuhaf karşılanmıyor ama bunun altında bile maalesef bir mücadele yapmış. Yani erkeklerin çok normal olarak yaşadığı, yaptığı şeyler kadınlar için normal olması gerekirken maalesef hep mücadelelerle kazanılmış ve normalleştirilmiş. O yüzden bizim bir sonraki kuşağa bugün tartıştığımız konuları, bugün yaşadığımız sorunları yaşatmamamız için, bu cinayetlerin, bu şiddetin önüne geçmemiz için her anımızın farkında olarak ve bizden sonraki nesillerin, çocukların yetişmesine bu anlamda katkı sunarak bunu değiştirebiliriz. Yani ne yapabiliriz? Yani, özellikle ben erkek çocuklarına işte silah, böyle şiddet çağrıştıran, normalleştiren, öldürmeyi, şiddet uygulamayı
normalleştiren oyuncaklar alınmasını gerçekten doğru bulmuyorum. Mesela onu örnek olarak söyleyebilirim. Yine birkaç sene önce bir sünnet arabası görmüştüm Mudanya'da. Bir 3-4 yıl olmuştur herhalde. Ve şöyle yazıyordu sünnet arabasında, işte üzülmeyin kızlar yeniden uzar. Yani böyle çok hani komik bir şeymiş gibi düşünülen ve erkek çocuğunu üstün kılan ve öyle yetiştiren ve kız çocuğunu bastıran, ikincilleştiren, onu çoğu zaman erkeğin gözünde her istediğini yapabilecek, uygulayabilecek, şiddet uygulayabilecek, bir meta gibi görebilecek algıları yerleştirmememiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Yani bu her anımız, her günümüz bu farkındalıkla geçmeli. Onu söylemek istiyorum. Ve küçük yaşlı kız çocuklarının evlendirilmesi, biraz önce hani, yasalarla ilgili bahsettiniz. Birkaç yıl önce biliyorsunuz bir af yasası gündeme gelmişti. Onu hep birlikte tabii ki bütün aslında siyasi görüşlerden, partilerden, kadınların desteğiyle mecliste geri çektirmiştik. Ama sonrasında yapılması gereken şeyler vardı. Erken seçimden önce de bir yasa gündeme geldi. Yapılması gereken, yani özellikle cezaların ağırlaştırılması ile ilgili. Fakat bugünlerde yine konuşuluyor biliyorsunuz. Yargı reformu paketi adı altında hem nafaka ile ilgili, kadınların bir kazanımı olan nafaka, hem bu konuda küçük yaşta evlendirilen çocuklarla ilgili af konusunda, işte adli kontrol de olabilir, başka türlü bir şey de olabilir. Af dediğimiz şey sadece af değil. Ve bununla ilgili hakikaten duyarlılığımızı yine en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Neden derseniz, birkaç yıl önce Karaman hadisesinden sonra bir araştırma komisyonu kuruldu mecliste ve ben onun üyesiydim. Çocukların her türlü istismara karşı korunması ile ilgili ve orada aylarca çalıştık. 400-500 sayfalık bir rapor hazırlandı. 88 maddelik bir çözüm önerisi var. Yani yeterli olmasa da en azından kız çocuklarının okula devamlılığının kesintisiz olması gerektiği, zorunlu olması gerektiği, en azından çocuk komisyonu kurulması gerektiği mecliste, en azından rehber öğretmenlerinin okullarda arttırılması gerektiği gibi, kadın istihdamının arttırılması gerektiği çocuklarla ilgili alanlarda gibi bir sürü öneri var. Ama bunların hiçbir tanesi, bir tanesi bile hayata geçirilmedi. Üzerinden 2 yıl falan geçmiş olmasına rağmen. Sadece işte o Dilek Başkanım da bilir, sürekli kadına yönelik, şiddeti önlemeye yönelik eylem planı. İşte 3-5 yılda bir yayınlıyorlar. Hepsinde aynı şeyler var. İşte zihniyet dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yok işte farkındalık oluşturacağız. Yok işte kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacağız. Raporlar, eylem planları, strateji belgeleri sürekli yayınlanıyor. Sürekli bir algı oluşturuyor ama pratiğe geldiğimizde hepsinin tersi yapılıyor. İktidar eliyle maalesef. Yani ne yapılıyor? Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği dersine müfredattan çıkarılıyor. Hem üniversitelerde hem ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde müfredattan çıkarılıyor. İnanın ki okul kitaplarındaki görsellere varana kadar tam tersine bir zihniyet dönüşümü için sanki özellikle çaba sarf ediliyor. Yani 3-5 yıl önce okul kitaplarında örneğin bir aile resmi varken işte kadın da çalışan, erkek de ev işi yapan gibi, yani böyle görseller kullanılırken şimdi bakıyorsunuz tam tersi, işte kadın çay hizmeti yapan, evi temizleyen, silen, süpüren resimlerle çocukların beynine sürekli bu toplumsal olarak biçilen o rol çocukların beynine işleniyor. Bunlar da işte o dediğimiz olumsuz sonuçlara sebebiyet veriyor. Burada da tabii ki meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, bizlere, sizlere, hepimize görev düşüyor. Hepimiz bu farkındalığı her alanda yaymak için çalışacağız, anlatacağız, durmadan, dinlenmeden yapılan yanlışların karşısında olacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Tabii hani 8 Mart tarihi itibariyle, tarihi geçmişi itibariyle bir anma.
bugüne kadar kazanım sağlamış olan bütün emek vermiş, mücadele etmiş kadınlarımızı saygıyla anıyorum. En son biliyorsunuz dün Taksim'de kadınlar 8 Mart'la ilgili anma yürüyüşü yaparken şiddete maruz kaldılar. Şimdi bakıyorsunuz toplumun bir kesiminin hiçbir şekilde sesi çıkmıyor. Neden? Hep siyasi bir saikle bakılıyor. Yani işte iktidar yapıyorsa doğrudur veya işte benim görüşümden birisi ise evet eleştirmeyeyim bakış açısıyla. Ama biz kadınlar gerçekten bu bakış açısını hep birlikte bir tarafa bırakacağız. Kadınlar arasında ayrımcılık yapılmasını hep birlikte çalışmalarımızla engelleyeceğiz. Çünkü kadınları da, yani genelde iktidarlarını sürdürmek isteyenler toplumu ayrıştırırlar ya, kadınlar üzerinden de böyle bir ayrışma yaptırılmaya çalışılıyor. Ama tabii bu artık tutmuyor maalesef. Toplum, maalesef demeyeyim, yani toplumun bu şekilde kadınlar üzerinden ayrıştırılması iyi ki artık tutmuyor. Onun pratiklerini de yaşadık. Bundan sonraki mücadelede de hep birlikte olacağız. İşte hani eskiden vardı başörtülü, başörtüsüz. İşte artık o ayrım bitti. Kadınların bu konudaki ayrımcılığın üzerine söyleyecek sözleri söylendi, bitti ve bu ayrışma geride kaldı. Şimdi mücadeleyi hep birlikte daha ileriye taşımak ve kadınların haklarının tesisini sağlamak ve bizden sonraki nesle çocuklara bu mücadeleyi bırakmamak hepimizin boynunun borcudur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Süre konusunda nasıl bir ayarlama yapıldı bilemiyorum. Ama iyi ki varsınız diyorum. Erkekleri de daha çok böyle etkinliklere bekliyoruz. Çünkü evet. Sizin evet bizimle birlikte bu mücadeleyi daha fazla omuzlamanız gerekiyor. Yine o komisyonda şöyle bir şey olmuştu. Demişlerdi ki işte biz askerliğe gelen erkeklere eğitim veriyoruz falan. Sorduk. Ne zaman veriyorsunuz? Nasıl veriyorsunuz? Hani içeriğini görebilir miyiz? Yok efendim daha başlamadık dediler ama herhalde şimdi başlamışlar. Umarım başlamışlardır. En azından o aşamada da bütün erkekler askere giderken en azından hani ve buralarda bizim kadınların bu bakış açısından faydalanırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki gelmişsiniz. Sağ olun, var olun. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Dilek Balkaç Üzümcüler'i kürsüye davet ediyorum. Olmak, birlikte olmak, böyle bir kadın komisyonlarının arttığı, yeni seçimle kadınların çok fazla yer aldığı bir meslek odasındayız, muhasebeciler ve mali müşavirler. Ben çok mutlu oldum. Öncelikle hayırlı olsun diyorum seçimleriniz. Duyarlı erkeklerle kadınlar bir araya gelmiş durumdalar şu anda. Biraz da olsa eşitlik sağlandı mı bilmiyorum ama sağlanıyor galiba. Değil mi başkanım? Sağlanıyor. Tabii ki buralarda çok daha fazla erkek ve kadın da bir arada görmek istiyoruz. Biz Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği olarak eşitlik, ayrımcılık, insan hakları mücadelesi veren Bursa'da, ulusalda ve uluslararası çalışmalar yapan bir kuruluşuz. Biz kimiz? Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 2012 yılında bir grup aktivist kadınla yola çıktı. Bu derneği kurma amaçlarımızdan birisi şiddetle mücadele ederken herkes 25 Kasımlarda ve 8 Martlarda şiddetin ucundan kenarından bir takım etkinliklerle dokunuyorlardı. Ama biz dedik ki biz kadın konusunu tam olarak ele alalım, bunun savunuculuğunu yapalım ve
sonuna kadar da bu savunuculukla mücadele edelim, kadınların güçlenmesini sağlayalım dedik. Böyle bir grupla yola çıktık ve tamamen tüzüğümüz şiddet gören kadınlar, çocuklar ve şiddetin her türü, buna töre ve namus cinayetleri de giriyor. Erken yaş evlilikleri gibi tüzüğümüzde böyle konulara yer verdik. Ayrımcılık olmazsa olmazımız. Herkese eşit mesafe ilkesindeyiz. Eşit haklar, eşit ücrete, eşit kadınlarla birlikte erkekler eşit ücret alsınlar diye mücadele ediyoruz. Ve kadınların üzerindeki cam tavanın kalkması için mücadele ediyoruz. Siyasette kadın kotasının artması, kota konmamasını, eşitliğin sağlanmasını, meclisteki kadın sayısının artmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Şiddet Üst Komisyonu, KEFEK Komisyonu ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca da Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı'nın Bursa'daki temsili derneklerinden biriyiz. Biz Bursa Valiliği'nin üst kurulunda yer alan, üst ve teknik kurulunda yer alan, ŞÖNİM'e bağlı, bu kurulda da yer alan tek derneğiz, tek sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan eşitsizlik, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık gibi konularda tüzüğümüzde de yer alıyor ve bu konularda da mücadele veriyoruz alan çalışmalarında. Birçok konuda da eğitimlerimiz var. Eğitim seminerleri verirken danışmanlık da yapıyoruz özel sektöre. Şöyle söyleyeyim. Bizim 2012 yılında kurulduktan sonra biliyorsunuz her dernek veri tutmuyor. Biz MOSALT'ın olarak bir çetele tutuyoruz. Bu verilerimizde de her şeyi şiddet hattımıza gelen telefonlarla ve bizimle birlikte çalışan tüm kurumlara gelen verileri de topluyoruz. Bu veriler içinde şu anda biz 2019 yılı sonu itibariyle 7200 civarında kadın birebir yüz yüze görüşmeler yaptı bizimle. Onun dışında da 3850 çocuk. Şu anda kesinleşmedi. 2020 raporlarımızı çıkarttığımızda sizlerle yine paylaşacağız bunları. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde bir ofisimiz ve bir danışma merkezimiz var. 7/24 açık bir hattımız var. Bu hattımıza birçok telefon geliyor kadınlardan ve erkeklerden. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de kadına yönelik şiddet hattı sadece MOSALT'ın Kadın Dayanışma Derneği'ne ait. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun var sivil toplum olarak. Bunun dışında biliyorsunuz bakanlığın hattı var 183, 155 polis imdat ama 183'e hem erkekler, hem kadınlar, hem yaşlılar, herkes başvurduğu için kadına yönelik şiddet hattı MOSALT'ın mahit ve 7/24 açık olması da çok önemli. MOSALT'taki hat dahi saat 5'te kapanmaktadır. Biz yaptığımız her şeyi veri toplayarak yapıyoruz. Alanda çalışmalarımız var, projelerimiz var ama yaptığımız bu çalışmaların hepsinde projelendiriyoruz ve istatistiki bilgiler alıyoruz. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yaptığımız her şeyi protokollü gerçekleştiriyoruz. Özel sektör çalışmalarımızda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında yaptığımız her etkinliği projelendiriyoruz ve protokollendiriyoruz. Bugün burada yaptığımız çalışmayı da protokollü bir şekilde yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sivil toplumda genellikle birçok sivil toplum kuruluşu ben yaptım oldu felsefesiyle gidiyor. Ama altyapısı olduğu zaman daha kurumsallık açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bugün MOSALT'ımı anlatmak istediğim için yasalardan bahsetmek istemedim sizlere. Biliyorsunuz kadını güçlendiren bazı yasalar var. İstanbul Sözleşmesi gibi, 6284 gibi ve Türkiye'de imzalanmış birçok yasa var. Bunlardan bir tanesi de SEDAV, Anayasanın 10. maddesi, öyle değil mi Nuray Hatçım? 90. maddesi.
Bunlar hepsi kadını güçlendiren, kadının yaşamını destekleyen yasalar. Evet. 10. madde eşitlik. Evet, eşitlik önemli bizim için. Evet. Bunların hepsi bizi güçlendiren yasalar. Biz de bu bağlamda kadının güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Mor Salkım'da ne yapıyoruz? Şiddete uğrayan bir kadın bize müracaat ettiğinde ya hattımıza ya derneğimize bir kere randevu sistemiyle çalışıyoruz. Bu kendi yakını için de müracaat etmiş olabilir. Gerçek anlamda şiddet mağduru bir kadın da bize başvurmuş olabilir. Yüz yüze görüşme yapıyoruz. Görüşmede şiddetin boyutunu ve ne durumda olduğunu, ihtiyacının ne olduğunu, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kendisiyle konuşuyoruz. Bu şöyle oluyor. Eğer sığınma evine girmek istiyorsa, sığınma evine bir yönlendirme yapıyoruz. Çünkü kurumlarla işbirliği yaptığımız için o kurumların bağlantıları da mevcut. Hangi kuruma gidecekse, çocuğuna ihtiyaç için kendine mali destek alacaksa farklı bir kuruma gitmesi gerekiyor. Eğer kurumlarda sığınma evine girmesi gerekiyorsa ŞÖNÜM üzerinden girmesi gerekiyor ya da tedbir kararları alınması gerekiyorsa ona göre başka kurumlara gitmesi gerekiyor. Biz de bu bağlamda kendilerine yol gösteriyoruz. Sığınma evine girme aşaması bittikten sonra sığınma evinden çıkan kadınlara da destek veriyoruz. Onlara da nasıl desteklerimiz var? Ev tutmaları da, kaymakamlıktan çıkacak yardımlara varıncaya kadar hepsine destek oluyoruz. Yani yol göstericilik, bizim asıl yaptığımız iş burada, onlara yol gösterecek mentorluk yapmak. Tabii ki kadın bize geldiğinde gerçekten çok zor durumda geliyor ve psikolojik ve hukuki destekleri almak istiyor. Bunun için de 18 tane avukatımız var. Bir avukat grubumuz var. Bir de psikolog grubumuz var. Bunda da 12 psikologumuz var. Biz yaptığımız her danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak veriyoruz. Bunlar tabii ki kadını güçlendiren şeyler ama siz de takdir edersiniz ki kadın geldiğinde çocuğunun mamasını, bezini ve diğer ihtiyaçlarını düşünüyor. Bunlar için de acil destekler var. İşte bez, mama gibi. Eğer bize bağışçılarımız erzak kartı veriyorsa onları veriyoruz. Bir de kurban bağışları alıyoruz. Kurban bağışları için de difrizlerimiz var. Bunlar da kadının 12 ay içinde istediği zaman acil et ihtiyacını da gidermeye çalışıyoruz. Bunların dışında tabii ki kadın cinayetlerinin önlenmesi amacıyla, toplumdaki şiddetin durması amacıyla, savunuculuk yapıyoruz. Asıl amacımız burada kadını güçlendirirken yasalarla birlikte savunuculuğu da yapmak. Yani biz bir yardım derneği değiliz aslında ama kadının bu durumdan doğan can sıkıcı halleri var, üzücü halleri var ve bu hallerin ortadan kalkması, güçlenmesini sağlamak için biz bu yardımları yapıyoruz kendilerine. Ama nakdi bir yardımımız yok. Biz yaptığımız her şeyi de projelendiriyoruz aynı zamanda. Projeyle gitmeye çalışıyoruz ki hiçbir kurumdan hani maddi destek almadan alan çalışmalarını yaptığımızda daha rahat hareket edebilelim diye bu çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz 2019 yılında 474 tane kadın öldürüldü Türkiye'de ve bunlar habere yansıyanlar. 2018 yılında 255 kadındı, 217'de 290'dı ve bu yıl biliyorsunuz 474 kadın oldu. Son 15 gün içinde Bursa'da 3 kadın öldürüldü. Bu da durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyuyor. 2019 yılında 15 çocuk öldürüldü. 51 tane kadın tecavüze uğradı. 279 çocuk istismara uğradı ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri şu anda çocuk istismarı. 712 kadın da seks işçiliğiyle zorlandı. Bu arada tabii ki 232 kadın da tacize uğradı. Taciz zaten şu anda taciz ve tecavüz ve çocuk istismarı has safhada. Yani şiddetin cinayet boyutu farklı ama bu boyutu da bambaşka bir hale geldi. Hepsi şiddet ama ölümle sonuçlananlar bizi daha fazla etkiliyor. Diğerlerinde travmaları tabii ki. Yani çocuğun istismara uğraması ömür boyu travmaya neden oluyor. Dünya geneline baktığımızda kadın cinayetleriyle ilgili o kadar yüksek rakamlar yok. Aslında ben şiddetin sonlanması demiyorum da şiddetin azalmasının meclisle ilgili olduğunu düşünüyorum. Nur Hayat da buradayken.
eşitlik sağlanmasını istiyoruz biz mecliste. Yani erkek milletvekili sayısının çok olması, zihniyet dönüşümünün meclisten ve siyasilerden başlayarak olması gerektiğini inanıyoruz ve kadın milletvekillerinin orada hangi parti olursa olsun kadın paydasında buluşmalarını öneriyoruz aslında. Eğer böyle bir çabanın içine girer de mecliste işte Nur Hayat gibi, Lale Karabıyık gibi CHP milletvekillerinden birçok arkadaşımız var. Kefek Komisyonu'nun başında var. İstanbul Milletvekili Gamze Hanım var. Bu arkadaşlarımız gibi evet konuya sahip çıkan vekiller olacak olurlarsa ve meclis kürsülerinde yapılacak olan konuşmalarda kadın ve erkek eşitliğine inanan bu farkındalığı, bu mecliste bu farkındalığı yaratacak çalışmalara girmiş olmaları ben şiddetin önlenmesinde çok önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Bunu bana sordukları zaman da her zaman söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da nasıl bazı olaylarda hemen konunun ele alınmasını, yargının çok hızlı bir şekilde kadın istismar ve tecavüz vakalarında olumlu sonuçlanmasına neden oluyorsa siyasi parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanımızın çıkıp kürsüye ey erkekler, eğer siz kadınlarla eşit olmayı kabul etmiyorsanız o zaman bu meclisin yarısını kadın yapacağız demesi lazım. Bu şiddeti önlememiz gerekiyor demesi lazım. Ve ben bu olduğu zaman hiç olmazsa biraz daha, bir tık daha belki, yavaş yavaş olacak belki bu değişim ve gelişim ama düzeleceğini düşünüyorum, daha azalacağını düşünüyorum. Siyasetin dili yüzünden şiddetin arttığını düşünüyorum. Çok çok özür dilerim. Ve ekonomik nedenler has safhada. Ekonominin çok 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 yükselmesi, enflasyon oranlarının çok yükselmesi, gelir düzeyinin düşmesi, kadın erkek eşitliğindeki bu farkındalıklar ve eşitlik kelimesinin ortadan kaldırılması, yaptığımız çalışmalarda, kamuyla yaptığımız çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği kelimesini kullanamıyor olmamız bu bizi son derece üzüyor. Eşitliğin başka bir anlamı, ismi yok aslında. Biz kamuda, Türkiye'de ilk kez yapılan bir şeyi yaptık. Üst kurulda, valilik, üst ve teknik kurulunda, kamu kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması eğitici eğitimini verdik. Bakın biz bu eğitici eğitimini 23 kişiye verdik ve 6 ayda, 1 yıla yakın zamandır bu eğiticiler kendi kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği veriyorlar. Ve şu anda 6-7 bin civarında personel bu eğitimi almış oldu. Bir sivil toplum kuruluşu olarak biz bu işe el attık, hibemizi aldık ve sadece kamu kurumları için yaptık biz bu eğitimi. Bunun bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum ben. Yine böyle projelerden biri, şiddetsiz bir dünya dedik, Birleşmiş Milletler'den proje aldık ve bunu alan çalışması yaptık. Mahallelerde gezdik. Bir dilek ağacımız var, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'ne gelenler göreceklerdir. Alanda kadınların çalışmalarını, erkeklerle bir arada olmaları için kahve gezdik. Erkek eğitmenlerle kahvelerde ve hemşire derneklerinde eğitimler verdik. Bunların hepsi çok değerli. Ayrımcılık veriyoruz. Ayrımcılık olmasın. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bilinçli şiddeti önle dedik. Uludağ Üniversitesi'ndeki gençlerle çalıştık. 6000 tane gence ulaştık orada. Şu ana kadar zaten 150 binin üstünde alan çalışmasında ulaştığımız insan sayısı var. Biz atölyeler yapıyoruz gençlerde. Biliyorsunuz son yıllarda artan çok şiddetli bir flört şiddeti var. Flört şiddeti üzerine, ısrarlı takip üzerine çalışmalar yapıyoruz. Atölyelerde gençlerle. Cinsellik ve kadın eğitimleri veriyoruz. 13 hafta sürüyor bunlar. Bunlar çok önemli. Kadın bedenini tanıması lazım. Yine gençlerle, hem erkeklerle, hem kızlarla, hem kadınlarla, genç nesille bu atölyelerde kadın ve cinsellik, erkek ve cinselliği konuşuyoruz. Kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu, kendi kendilerini anlamalarını sağlıyoruz. Bunlar çok önemli farkındalıklar. Türkiye'de sadece trans danışan alan tek derneğiz. Başka bir dernek almıyor bunu. Bir tek İstanbul'da bir dernek var, onun dışında da kimse almıyor. Bunun dışında göçmen var, mülteciler var. Her ülkeden hemen hemen mülteci var, derneğimize müracaat eden.
mülteci dernekleriyle ve göç idaresiyle ortak çalışmalar yapıyoruz bunlar için de. Bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Son bir hafta 15 gündür haberlerimizi görmüşsünüzdür. İhtiyaçtan doğan bir proje daha yaptık. Bir taksiye binen, şiddete uğramış bir kadın. Beni terminale götürür müsünüz deyip üstü başı darmadağınık kış günü ayaklarında terlikle taksiye biniyor ve taksi şoförüne diyor ki şu kolumdaki bileziği size vereyim, beni terminale götürün ne olur diyor. Bunun üzerine taksi şoförü ne yapacağını şaşırmış, genç yaşlarda bir çocuk. Önce götürüyor evine, eşinin kıyafetlerinden kendisinin giymesini sağlıyorlar. Ondan sonra diyor ki siz vermeyin bu bileziği bize, siz yanınıza alın, biz sizin biletinizi alırız diyorlar ve terminale götürüyorlar. Ertesi sabah taksiye bindiğimde şoför bana şöyle söyledi. Delik abla biz ne yapabiliriz? Yani biz doğru mu yaptık terminale götürmekle? Çünkü orada da şiddete maruz kalabilir bu kadın. Eğer peşinde bir töre ya da başka bir şey varsa, peşine düştülerse bu kadını terminalde de öldürebilirlerdi dedi. Geldim dernekte arkadaşlarımla paylaştım bu konuyu. Dedik ki biz bir proje yapmalıyız. Taksi şoförleri, minibüs şoförleri, bilinçlenmeli. Nereye götüreceğini, en azından şu ildeki dinamiği bilmeleri lazım. Hangi kuruma götürecekler? Karakola mı götürecekler? Karakola genellikle kadınlar güvenmiyor. Karakola gitmek istemeyebilir. Nereye götürecek bunu? Biz de bunun için yola çıktık arkadaşlarla. Geçen yıl projeyi yazdık. Ve Hernişböl Vakfı bunu çok beğendi. Ben size dedi bu konuda destek vereceğim dedi. Bu yıl hibe açılınca tekrar başvurduk, revize ettik. Ve biz dedik ki 50 kişiye ancak verebiliriz herhalde. Şoförler bu konuya sıcak bakmayabilirler diye düşündük. Şoförler odasını aldık bas. Bugün anlatma nedenim bunu şu. Hem çok yeni bir projeyi siz de basından izliyorsunuzdur. Hem de gerçekten kadını güçlendirecek, kadının sorunlarını belki de çok farklı bir kesimle çözmeye çalışacağımız bir proje olduğu için anlatıyorum. Bir anda talep o kadar çok oldu ki biz şu anda 25-30 durak olduk. Mudanya'dan teklif geldi. Mudanya Minibüsçüler Kooperatifi ile Mudanya'daki 7 durakta dahil oldu. Onlara hariç Bursa'da da 25 durak var. Şu ana kadar lansman yapılmadan önce 6 Mart'ta lansmanımızı yaptık. 500 tane taksi şoförü eğitim aldı. Biz proje bitene kadar sanıyorum 1000'in üstüne çıkacağız. Bu arada 6-7 şehirden de gelin bize eğitici eğitimi verin. Biz de şehirlerimizde bunu uygulayalım dediler. Yani projenin birinci aşaması bittikten sonra ikinci aşamasının çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Bir araştırma yaptık. Türkiye'de ilk defa oluyor bu proje. Dünyada örneği yok. Avrupa'da örneği yok. Bence çok ses getirecek. Daha bugünden yabancı basında bile yer aldı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız her şeyi savunuculuk ve sıkı basan, ayakları sıkı basan projelerle yapmak istiyoruz. Bunun dışında da taksi şoförlerine ilgi çok fazla. Bunu da söylemek isterim. Kendi hikayelerini de anlatıyorlar. Ve onların da sorunları olan şeyler var. Onlar da mesela diyorlar ki bize geliyor eşi, nereye bıraktın eşimi, nereye götürdün diye soruyor diyorlar. Tabii avukatımız, psikologumuz ve diğer arkadaşlarımız bu eğitimleri verirken ne yapmaları gerektiğini de anlatıyorlar. Yasalarla hangisinin suç, hangisinin suç olmadığını da anlatıyorlar. O yüzden de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Biz çünkü çok kısa bir süre belki sayılmaz 8-8,5 yıl ama çok büyük bir Türkiye Kadın Hareketi ağında öncüyüz. Çünkü hepimiz çok tecrübeliyiz üyeler olarak. Çok fazla üyemiz yok ama yaptığımız her işi çok sağlam yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki 278 tane kadın örgütünün içindeyiz ve bir yasa çıkacağı zaman anında toparlanıyoruz. Bir imza kampanyası çıkacağında anında toparlanıyoruz. Bir savunuculuk mücadelesi veriyoruz biz. Yapacağımız her şeyin doğru olmasını istiyoruz. Sığınaklar Kurultayı'nın bileşenlerindeniz. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye'de, Brüksel'de raporlamalara, gölge raporlara şerh koyan bir derneğiz ve yürütme kurulu üyesiyiz Avrupa Kadın Lobisi'nin. Türkiye'de 3 tane derneğin üye olduğu WAVE denen bir ağ var. Bu ağın da üyesiyiz. Uluslararası Avrupa Kadın Hareketi ağı bu. Bu ağda geçen günlerde
bir yönetim kurulu, hukuk yönetim kurulu seçilecekti. Biz de müracaatımızı yaptık. Sevgili Aybüke bu yönetim kuruluna Türkiye'den tek kadın avukat olarak seçildi. Gururumuz oldu bizim için. Bunların hepsi çok önemli şeyler, bu savunuculuklar. Biz kendimizde hem ulusalda ve hem de uluslararası anlatmaya çalışıyoruz. Almanya'yla 2012 yılından beri çalışmalarımız devam ediyor. 3-4 kez Almanya'da yuvarlak masa toplantılarına katıldık. Şimdi gene Nisan ayında orada olacağız, bir konferansta konuşmacı olacağız. Almanya'da Solvay denen bir kurum var. Bu kurum Almanya'nın bütün illerinde ve bizim gibi eyaletlerinde var. Yani çok dağılmış bir kurum bu. Solvay göçmenlerle çalışıyor. Göçmenlerin de Türkiye'deki bağlantısını, yani Türkiye'deki Türk göçmenlerin, Türkiye'ye gelecek olan kadına yönelik şiddete uğramış kadınların, göçmen kadınların Türkiye'ye gelecekleri zaman bağlantı kuracakları dernek olarak gösteriyor bizi. Ve bunu neden yapıyor? Çünkü onlara yüklü miktarda para veriliyor. Almanya bu paranın doğru harcanıp harcanmadığını merak ediyor. Bizim de tüm illerde bağlantılarımız olduğu için kadın örgütlerinde böyle bir çalışmayı yapıyorlar. Tabii ki bu çalışmalar sürüyor ve çok da önemli, anlamlı. Güven mesela bu çalışmayı da bizimle yapmazlar diye düşünüyorum. İki arkadaşımız Avrupa'da, Almanya'da 1,5 ay staj aldılar bu konuda. Tüm kurumları incelediler, sığınma evi örneklerini incelediler. Bizim de çünkü bu yola çıktığımızda, başlangıçta yapmak istediğimiz şey bir istasyon görevi görecek. Hani kadın sokakta kalmasın diye bir gecelik kalabileceği bir yer açmaktı. Bu yüzden de bütün Avrupa'daki kurumları incelemeye devam ediyoruz. Bir gün bir sponsor bulur, vakıf olursak inşallah bunu gerçekleştireceğiz diyorum. Özel sektörle ilgili çalışmalarımız var. Biraz zamanım var mı? Devam edeyim mi? Özel sektörle birkaç çalışmamız var. Şöyle, SEGER, Beyçelik, Yeşim Tekstil. Yeşim Tekstil'e 4 yıldır ana baba okulu yapıyoruz. Cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kreş var orada. O kreşte çalışmalarımız devam ediyor. Annelerle ve babalarla da eğitimler veriyoruz. Ve çok büyük bir kitleye ulaştık. Uludağ Üniversitesi'ndeki gençlerle de böyle çalışmalarımız var, altyapısı olan. Biz ne yapıyoruz? Özel sektörle protokol yapıyoruz. Diyoruz ki biz sizin şirketinizde anket yapalım, veri tespit edelim, şiddete uğrayan insanların sayılarını tespit edelim. Bunlar bize çok net veri olacak. Sizin de şirketinizde önünüzü görmeniz için önemli bir şey. Bir yandan danışmanlık hizmetleri verilirken, diğer yandan mor salkım olarak yaptığımız protokolle şiddet hattımızı arayanların verilerini oluşturuyoruz. İsimlerini ve kimliklerini açıklamadan yıl sonunda şirketlere rapor yapıyoruz. Bu tabii ki şirketleri rahatlatan bir şey. Hani benim kurumum bu kadar eğitim alıyor, kaç kadın acaba şikayet etmiş? Şimdi biz o verilerde şöyle de diyoruz. Çalışan verisiyle çalışanların ailesinden gelen verileri de ayırt ediyoruz. Türkiye'de bu veri sistemini oturtturan sayılı dernekten biriyiz. Bir bulut sistemimiz var. Bu bulut sisteminde kimsenin bilgilerini paylaşmadan, hatta emniyetle bile paylaşmıyoruz. Bu bilgiler bizde gizli kalmak kaydıyla bir veri oluşturuyoruz. Tabii ki bu verinin de en büyük mimarı Dicle'yle ben diyeyim. İki kişi çalışıyoruz ama deli gibi çalışıyoruz. Güzel şeyler çıkarttığımıza inanıyorum ben. Topla diyorlar bana, ben toplayayım o zaman. Söyleyecek çok şey var ama yani. Evet, çok fazla var. Ben nereden başlayacağım, ne yapacağım bile anlatamayacağım kadar çok şey var bizde. Şöyle söyleyeyim, gerçekten beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte çalışmak isterseniz, bize dokunmak isterseniz, derneğimizi Konak Pazarı'nın altında muhakkak gelip ziyaret edin. Bursa'da sivil toplum olarak tek danışma merkeziyiz. Belediyelerin dışında sivil toplum olarak. Biz sizlerden alacağımız güçle buradayız ve ben böyle bir yönetim, böyle bir kadın grubuyla birlikte olduğumuz için beyefendilere de teşekkür ediyorum burada oldukları için. Hepinize 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun diyorum. İyi ki varsınız. Şiddetsiz bir günde buluşalım inşallah. Zeki Kürsi'ye davet ediyorum şimdi.
Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Avukat Halika Çakıral ben, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği üyesiyim. Tabii çok güzel sohbetler edildi. Benimki birazcık daha bilgilendirici olacak zannediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedildi. 6284 sayılı kanundan bahsedildi. Ben de biraz bu kadın mücadelesinde kadın hakları nasıl alındı, hangi sözleşmelerle süreçte nasıl gelişti bunlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında İstanbul Sözleşmesi'nden ve buna bağlı olarak Türkiye'deki yansıması olan 6284 sayılı kanundan çok kısa değindikten sonra şiddete uğrayan bir kişi neler yapabilir, hukuki mekanizmalar nelerdir, nerelere başvurabilir buna değinmek istiyorum. Tarihsel süreci böyle uzun uzun anlatmayacağım, merak etmeyin, çok kısa geçeceğim. Bizim için önemli olan, daha doğrusu kadın mücadelesinde önemli olan bir takım sözleşmeler var. Bunlara değinmek istiyorum. Kadın mücadelesi aslında 1970'lerde uluslararası arenada sözleşmesel bazda konuşulmaya başlandı. Ancak bunun kanunlara yansıması 1990'larda ancak mümkün oldu. İlk olarak kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesine dair SEDAV Sözleşmesi'yle bu konu gündeme geldi ve böyle süreç başladı. Daha sonrasında kanunlaşması dediğim gibi 1990'ları buldu ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bildirge ile ilk defa kadına yönelik şiddete dair bir eylem alınması gerektiği kararlaştırıldı. Nitekim ülkemizde de 6284 sayılı kanundan önce kullanılan 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanun bu bildirge üzerine yayınlanmıştır. Bu kapsamda tabii ki bu bildirge aslında bir bağlayıcılığı olan bir bildirge değildir ama bir itici güç olmuştur ve kanunlara girmesini sağlamıştır kadına yönelik şiddetin. Belki de İstanbul Sözleşmesi'ni getiren en önemli olaylardan bir tanesi Opus Türkiye kararıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülmüştür. Bu davada bir kadın devamlı olarak eski eşinden şiddet ve şiddet tehdidi, ölüm tehdidi almaktadır. Defalarca müracaat etmiştir kolluk kuvvetlerine. Ancak yine de bir sonuç alınamamıştır ve en nihayetinde bu kişinin annesi eski kocası tarafından öldürülmüştür. Ve bu kadının ölümü üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davada defalarca koruma talep edilmiş olması sonucunda yine de bir çözüm bulunamamış, kadının korunamamış olması bir insan hakları ihlali ve toplumsal cinsiyet temeline dayalı ayrımcılık olarak görülmüştür. Ve zaten İstanbul Sözleşmesi'ni hazırlayan en önemli olaylardan birisi bu karardır. Ve ne yazık ki Türkiye bu kararla bir tazminata mahkum edildi. Ama bizim için gurur verici bir olayı beraberinde getirdi ve İstanbul Sözleşmesi'ne zemin hazırladı aslında. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda bağlayıcılığı olan ilk belgedir. Toplumsal cinsiyeti tanımlar, kadına yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali olarak görür ve şiddetin kadın ve erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu beyan eder. Yine mağdurlar arasında her türlü ayrımcılık yapmasını, dil, din, ırk, herhangi bir ayrımcılık yapmayı yasaklar. Sadece vatandaşlar için değil, mülteciler için de uygulanabilir olduğunu vurgular. Ve kendi içerisinde bir denetim mekanizması vardır, bağımsız bir denetim mekanizması vardır. Grevio adını verilen bir denetim mekanizmasıyla beraber çalışır. Ancak bu denetim mekanizmasına bireysel bir başvuru yapılması mümkün değildir. Neden İstanbul Sözleşmesi denmiştir? Çünkü İstanbul'da imzaya açılmıştır ve ilk imzalayan ve onaylayan ülke Türkiye'dir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi olarak bilinir toplumsal alanda. İstanbul Sözleşmesi dediğim gibi toplumsal cinsiyeti tanımlar, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önler ve Türkiye'deki yansıması 6284 sayılı kanundur. Toplumsal cinsiyet nedir? Toplumsal cinsiyet bir kişinin kendi cinsiyetinden kaynaklı bulunduğu rollerdir. Örneğin biz bir kadına kadın temizlik yapar, erkek eve para getirir diyorsak bu toplumun kadına ve erkeğe biçtiği rollerdir. Bu noktada bizim amacımız, temel amacımız bu eşitliği sağlamak. Yani evet bir kadın ve bir erkek temizlik yapar sağlamak aslında. Ve kadına yönelik toplum,
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ise kadının kadın olduğu için uğradığı şiddettir. Yani erkeğin sözünü dinlemediği için uğradığı şiddettir. Belki evde temizlik yapmadığı için, belki dışarı çıktığı için, belki ekonomik özgürlüğünü almaya çalıştığı için uğradığı şiddettir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde tabii ki bunları tanımlamış ama ne yazık ki 6284'te bu tanımlamalar bulunmuyor. Ve yine İstanbul Sözleşmesi aile içi şiddet değil, ev içi şiddet tanımını kullanıyor. Ev içinde diyor, aile içinde demiyor. Oysa ki 6284 sayılı kanun aile içi şiddet der ve aile içinde tanımını kullanır. Bunların önemine birazdan değineceğim ama lütfen bu küçük kıstası aklımızda tutalım. 6284'e göre şiddet nedir? İstanbul Sözleşmesi ile uyumlu olarak cinsiyete dayalı ayrımcılık olarak tanımlar ve bir insan hakları ihlali olarak görür. Şiddetin her türü bu kapsamda koruma altındadır. Yani fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik. Bu şiddet türlerinin hepsinde 6284 sayılı kanundan yararlanabilirsiniz. Fiziksel şiddeti zaten açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Cinsel şiddet eşiniz dahi olsa yapmasını istemediğiniz bir şeyi size cinsel olarak uygulamaya çalışmasıdır. Psikolojik şiddet, oraya gidemezsin, bunu yapamazsın, sen zaten şöylesin, ağır hakaret, aşağılayıcı söz, kadın olduğu için özellikle aşağılayıcı sözler psikolojik şiddete girer. Ekonomik şiddet, belki kadın çalışmıyor olabilir ve eşinden maddi olarak bir takım geliri olabilir. Bu geliri belirli bir seviyede tutmaktır. Kadın çalışıyorsa belki onun parasını almaktır. Kendi izni dışında ve olağan dışında diyeyim. Bu tür şiddetlerin hepsi 6284 sayılı kanun uyarınca korunmaktadır. Şimdi 4320 tabii birazcık daha sınırlı bir kanundu ama 6284 aslında tam olarak uygulandığında oldukça başarılı bir kanun olduğunu söyleyebiliriz. Tedbir kararları vardır aslında. Aslında 6284 bir tedbir kanunudur. Kadına yönelik şiddeti önlemek ve veya böyle bir şiddet başa geldiğinde kadını korumak için bir takım tedbirler alınabilir. Öncelikle bu tedbir kararlarının alınması için herkes başvurabilir. Yani ilgili olan, şiddeti görmüş olan herkes başvurabilir. İlla şiddet mağdurunun birebir başvurusu aranmaz. Bunun dışında tabii ki bir takım tedbirler sayılmıştır. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Ama bu tedbirler sınırlı sayıda değildir. Yani hakim veya tedbir kararı vermeye yetkili bir merci başka bir tedbirin daha uygun olacağını düşünüyorsa kanunda sayılı tedbirler dışında da tedbir kararı verilmesi mümkündür. Yine bu şiddetin evlilik birliği içerisinde görülüyor olmasına gerek yok. Tedbir kararı evlilik birliği hiç olmamış olsa da, evlilik birliği sona ermiş olsa da ne aşamada olursa olsun alınabilmektedir. Tedbir kararları alındığında ilk olarak 6 ay için verilir. Daha sonrasında eğer en fazla 6 ay için verilir ilk alındığında. Ancak daha sonrasında tedbir ihtiyacı devam ediyorsa, tedbir ihtiyacının devam ettiği süre boyunca 6'şar aylık periyotlarla uzatılabilir. Tedbire uyulmaması halinde tabii ki bunların bir yaptırımı olması gerekiyor. Bu tedbir kararlarına karşı taraf uymadığı zaman ilk ihlalinde 3 ila 10 gün arasında bir zorlama hapsine tutulur. Tedbir kararının ihlali devam etmesi halinde 15 gün ila 30 gün içerisinde bu süre uzar. Ancak en fazla 6 ayı geçemez bu zorlama hapsi dediğimiz kısım. Tabii ki burada bir adaletsizlik var mı diye aklınıza gelebiliyor olabilir ama bu sadece dediğim gibi tedbir kararları için geçerlidir. Tedbir kararının ihlali eğer ki Türk Ceza Kanunu uyarınca başka bir suçu teşkil ediyorsa, örneğin hakaret, örneğin ölüm tehdidi, bu gibi durumlarda tabii ki TCK kapsamında gerekli yargılama yapılacak ve cezalandırılması sağlanacaktır. Tedbir kararları sadece mağdur için uygulanmak zorunda değildir. Yine şiddet tehdidi altında olan yakınları, tanıkları gibi çevresinde bulunan hatta çocukları gerekirse bu kişiler için de tedbir kararları verilebilir. Burada en önemli nokta belki de tedbir kararı verilmesi için kadının beyanı esastır. Yani kadın ben şiddet tehdidi altındayım diyorsa tedbir kararı verilir. Bunun delillendirilmesi gerekmez. Ama bunun detaylarına birazdan yine daha detaylı anlatacağım. Nerelere başvurabiliriz bu tedbir kararlarını alabilmek için? Tabii ki kadınların ilk başvurduğu en yakın merci kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri kadına barınma yeri sağlayabilir, bir sığınma evine yönlendirmesini gerçekleştirebilir.
Bunun dışında ciddi bir ölüm tehdidi halinde ise geçici koruma, yani toplumda daha çok yakın koruma olarak bilinen bir koruma kararı verebilir. Ancak kolluk kuvveti bu kararı verdiğinde, yani polis veya jandarma bu kararı verdiğinde, tedbir her ne kadar derhal başlasa da sonrasında valiliğin onayına sunulur veya kaymakamlığın, mülki idari amirin onayına sunulur. Ama tekrar etmek istiyorum, bu sadece usulî, prosedürel bir işlemdir. Yoksa tedbir kararı, kolluk kuvvetinin bu kararı verdiği andan itibaren işleme konulmuş olur. Yani bunu bir şey tabii ki. Buyurun. Karakol, bu benim sınırlarıma girmiyor, git öbür karakola. Evet, ondan bahsedeceğim. Buna evet, teşekkür ederim hatırlattığınız için vekilim. Herhangi bir karakola ikamet adresi olmasına gerek yok. Herhangi bir karakola başvuru, kolluk kuvvetine başvuru yapılabilir. Bu benim sınırlarımda değil ikamet adresi, ben bakmıyorum diyemez. Savcılığa git, biz bakmıyoruz diyemez. Bu bir aile için meseledir, git işte eşinle konuş veya işte bir anlaşma yolu bulun, ben tutanak tutmayayım diyemez. Tutanak tutmak zorundadır, bu işlemi yapmak zorundadır. Dolayısıyla bu açıdan kolluk kuvvetlerini uyarmakta fayda var. Bunun dışında yine derhal verilebilecek kolluk kuvvetleri tarafından tedbir kararları, bir iletişimde bulunmasını engellemek için tedbir kararı verebilir. Yani sosyal medya aracılığıyla olur, telefonla, e-maille herhangi bir şekilde iletişimde bulunmasını engelleme kararı verebilir. Yine şiddet uygulayan kişinin şiddet mağdurundan uzaklaşmasına karar verebilir. Müşterek konutta oturuyorlarsa eğer, hem şiddet uygulayan hem şiddet mağduru, müşterek konut kime, yani ortak konut kime ait olursa olsun, şiddet uygulayanın o evden ayrılmasını ve şiddet mağdurunun o evde kalmaya devam etmesine karar verebilir. Ve yine az önce söylediğim gibi yakınlarına, çocuklarına, tanıklarına yaklaşmamasına karar verebilir. Bu bahsettiğim tedbir türlerinde ise yine kolluk kuvveti bu kararları verdiği andan itibaren geçerlidir. Ama prosedürel olarak aile mahkemesinden onay alması gerekmektedir. Bunun dışında valilik ve kaymakamlık neler, ne tür tedbir kararları verebilir? Bir kere maddi yardım sağlayabilir. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti, hukuki, psikolojik, sosyolojik her türlü danışmanlık hizmetini verir ve kreş imkanı sağlar. Aile mahkemesi tarafından da verilebilecek bir takım tedbir kararları vardır. Aslında aile mahkemesi belki de bu konuda başvurulabilecek en önemli mercilerdendir ve ilk başvuru merkezlerinden biri olmalıdır. İş yerinin değiştirilmesine karar verebilir. Bir, az önce söylediğim gibi bir müşterek konut tesisi olabilir veya ayrı bir yaşam yeri belirlenebilir. Aile konutu şerhi alınabilir. Aile konutu şerhi aynı zamanda tapu üzerinden de alınabilir. Eğer ki ikamet adresiniz aynı müşterek konut ise, yani şiddet uygulayan kişiyle ortak konut ise, tapuya kimliğinizle başvurduğunuz anda ikamet adresiniz olan konuta aile konutu şerhi koydurtturabilirsiniz. Ve bu şerh sayesinde o konutun, tapudaki malikinin o konutu sizden habersiz satmasını engellemiş olursunuz. Ve yakın bir ölüm tehdidi halinde ise özel durumlarda kimlik bilgilerinin değiştirilmesi de sağlanabilir aile mahkemesi tarafından. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum aslında. Daha sonra soru varsa daha detaylı girerim ama bunun dışında işte çocuklarla kişisel ilişki kurulmasının düzenlenmesine karar verebilir. Eşyalarına zarar vermemeye, özel eşyalarına. Yine az önce bahsettiğim gibi hiçbir surette iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine. Eğer bir silah taşıyorsa kendi işi gereği de zimmetli bir silah da taşıyor olabilir. Gerekli mercilere teslim etmesine karar verir. Yine bir tedaviyi gerektirecek alkol, uyuşturucu gibi bir bağımlılığı varsa tedbiren bir tedavide öngörülebilir. Az önce bahsettim, geçici maddi yardım alabiliyor 6284 dolayısıyla şiddet mağdurları. Yine 6284 kapsamında bir tedbir nafakası bağlanabilir. Bunun için boşanma davası açmış olma zorunluluğunuz yoktur. Evliyken de bu 6284 sayılı kanun uyarınca nafaka, tedbir nafakasına hükmedilir daha doğrusu. Ve bu tedbirler kapsamında şiddete uğrayan kişi genel sağlık sigortalısı sayılır. Ayrıca bir bildirim veya ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kararların alınması ve uygulanması için herhangi bir harç, masraf veya vergi alınmamaktadır şiddet mağdurundan.
Dikkat ettiyseniz başlangıçtan beri kadın yerine şiddet mağduru ve şiddet uygulayan deyimlerini kullanmaktayım. Çünkü aslında 6284 sadece kadınlara yönelik bir kanun değildir. Şiddet mağduru erkekleri de kapsamaktadır. Bu kapsamda eğer bir aile bireyi ise erkek kişi veya tek taraflı ısrarlı takip mağduruysa 6284 sayılı kanundaki tedbir kararlarından yararlanabilecektir. Tek taraflı ısrarlı takip mağduru ne demektir? Aslında bunun tam bir tanımı ülkemizde yok, çeşitli ülkelerde suç olduğunu biliyoruz ama bizim kanunumuzda şu an suç olarak sayılmıyor. Tacize girmediği sürece. Nedir? İşte devamlı olarak arabasıyla rahatsızlık vermeyecek şekilde takip ediyordur. Bu bir ısrarlı takiptir. Yolunu kesiyordur. Tabii bu biraz daha tacize girdiği için suç da olur ama aynı zamanda bu da bir ısrarlı takiptir. Devamlı olarak kişinin rızası olmadan onu aramaya devam ediyordur. Her gün çaldırıyordur, mesaj atıyordur vesaire. Bunların hepsi ısrarlı takiptir. Tabii ki erkekler de bu kapsamda 6284'ten yararlanabileceklerdir. Az önce bir konuyu kısaca aklınızda tutmanızı rica etmiştim. Şimdi öncelikle 6284 yasalaşacağı zaman ilk tasarı adı kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunması yasa tasarısıydı. Ancak kanunlaşacağı zaman adı ailenin korunmasına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun oldu. Buradaki kadın ifadesinin ikinci tarafa alınıp ailenin korunmasının ön plana alınmasının tabii ki toplumsal sonuçları ve toplumsal algıdaki bir takım farklılıklara neden olması olasıdır. Öyle de olmuştur zaten. Bakıldığında genelde olay ailenin yapısının korunmasına dayandırılmaktadır. Oysaki günümüzdeki problem az önce Dilek Hanım'ın da söylediği gibi bir yılda öldürülen 474 kadındır. Bağımsız bir denetim mekanizması bulunmuyor 6284'ün Türkiye'de ve LGBTİ bireylere dair bir açıklamada bulunmuyor. Bu kişilerin bu kanundan yararlanması veya yararlanmamasına yönelik bir kanun içerisinde bir bilgi yer almıyor. Bunun dışında az önce dedim mesela aile bireyi erkek bu kanuna yararlanılabilir. Peki aile bireyi kimdir? Bunun tanımı kanunda maalesef yok. Mesela amcasının kızı ona şiddet uyguladığında aile bireyi midir amcasının kızı? Bunu bilmiyoruz. Bu tamamen yargısal süreçte artık önümüze gelen uygulamadaki olaylardan ortaya çıkacak bir şeydir. Bunun önemi tabii erkekler için. Aslında kadınlar için zaten kadına dair bir şiddet olduğunda zaten 6284'ten yararlanabilecektir. Ve kanun bu tedbirleri hakimin reysen kaldırabileceğini, yani kendiliğinden karar vererek kaldırabileceğini öngörmüştür. Burada da bu ne durumlarda kendiliğinden kalkabileceğini beyan etmemiştir. Burada da bir açıklık bulunmaktadır. 6284'ten bahsettim. Aslında dediğim gibi oldukça kapsamlı ve koruyucu bir yasa. Bununla beraber bir takım başka başvuru mekanizmaları da doğurmuştur. Bunlardan en önemlisi şiddet önleme ve izleme merkezidir. Toplumsal alanda ŞÖNİM olarak bilinir ve Bursa'daki yeri Muradiye'dedir. Bir kadın şiddet gördüğünde belki de kolluk kuvvetinden sonra ilk olarak gideceği ve görüşeceği yer ŞÖNİM'dir. Hukuki, psikolojik ve sosyolojik hizmet verir. Barınma yerine gönderilmek için öncelikle ŞÖNİM'e müracaat şarttır. Yani siz kolluk kuvvetine başvurmuş olsanız bile o zaten ŞÖNİM'e ilk başta yönlendirecektir. Barınma yerinden bahsetmişken barınma yeri sağlanması için öncelikle ilk adım merkezine yerleştirilir kadın. Sığınma evinden önce ve burada bir 15 günlük geçiş süresi olur. Hem kadının toplumdaki durumu kendisine hazırlaması için hem de sığınma evlerinin koordinasyonu için bu gereklidir. Kadın bir sığınma evine yerleştirildiğinde 6 ay için yerleştirilir. İhtiyacın devam etmesi halinde 1-6 ay daha sığınma evinde kalabilir. Ancak bir toplamdaki bir yılın sonunda yine ihtiyaç devam ediyorsa aynı sığınma evinde kalamaz ancak başka bir sığınma evine naklini isteyebilir. Yine bir hukuki desteğe ihtiyacı olduğu zaman şiddet mağdurunun baroya başvurması halinde kadın hakları merkezi bulunmakta ve adli yardım merkezi bulunmakta. Eğer onlar için gerekli şartlar sağlanıyorsa burada ücretsiz avukat hizmetinden de yararlanabilmektedirler. Hastanelerde başvuru halinde fiziksel bir şiddet varsa darp raporu alınır ve darp raporu alındığında hastane görevlileri bu şiddeti aile içi ise yetkililere yani kolluk kuvvetlerine ihbar etmek zorundadır. Burada önemli olan hastanedeki darp raporudur. Az önce söylediğim gibi 6284 sayılı kanunda
Tedbir kararlarının alınması için kadının beyanı esastır. Ancak bu sadece tedbir kararları için geçerlidir. Sonrasında bir boşanma gerçekleşecekse, sonrasında bir ceza yargılaması gerçekleşecekse darp raporu alınması şarttır. Bu şiddetin belgelendirilmesini mahkemeler aramaktadır. Dolayısıyla hastaneye başvuru şiddet, fiziksel şiddet halinde muhakkak ki gereklidir. Bunun dışında valiliklerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var. Buralardan maddi yardım sağlanması mümkündür. Yine kaymakamlıklara başvuru halinde kira kontratının sunulmasından sonra kira desteği sağlanmaktadır. 3 ayda bir verilen bir maaş bulunmaktadır ve aynı yardım olarak da erzak ve kömür yardımı yapılmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru halinde ise çalışan kadınlar için kreş imkanı ve her durumda eğitim desteği çocuklara sağlanabilmektedir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Biraz hızlı geçtim vakitten dolayı ama soru varsa alabilirim. Sanırım yok. Teşekkür ederim. Sunumlarından dolayı değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine günün anısına çiçek ve plaket takdimimiz olacak. Sayın Milletvekilimiz Avukat Nur Hayat Altıca Kayışoğlu'na çiçek ve plaketini vermek üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Nazan Özsoy'u kürsüye davet ediyorum. Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Dilek Balkaç Üzümcülere çiçek ve plaketini vermek üzere Oda Sekreterimiz Sayın Fatma Çiğil Eradaş'ı kürsüye davet ediyorum. Avukat Aybüke Çakırel Şenzek'e çiçek ve plaketini vermek üzere Oda Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Nurcan Güngör'ü kürsüye davet ediyorum. Ederiz. Etkinliğimiz kokteylimizle devam edecek. Mintex bu yıl şiddet hattımızın yaygınlaştırılması için 2 yıldır mücadele veriyor. Bu yılda ürünlerine bir stand açtı. Bornozlarda benim bedenim benim kararım yazıyor. Havlularda eşitlik adına bir takım görseller var. Ben izin verirseniz Nur Hayat'a ve size bunu takdim etmek istiyorum. Nazlandırıyorum. Yani karikatür var. Hani hep eleştiriyoruz ya masallarda işte kız çocuklarını prenses olarak yetiştiriyorlar vesaire eleştiriyoruz. Bir karikatür var çok hoşuma gitti. Kurbağa var ve prenses diyor ki kurbağaya sadece öpecektim seni prens yapacaktım diyor. Kurbağa diyor ki benim bedenim benim kararım. O zaman bu da öyle. Benim bedenim benim kararım. Bunlar havlu. Evet. Bu da nazlandı.
ediyorum. Teşekkür sana. Ederim. İlerleyen zamanda herkese inşallah bunu ayarlayacağız. Böyle bir girişim yaptılar. Biz de teşekkür ederiz. Gösterelim kampanyayı da. Evet, kardeşim, şey yapalım. Evet.